Selim, günaydın. Günaydın. Bak, garaja indik. Şimdi test aracına doğru yürüyoruz. Bugün testte ne var? I3. Evet. Gel bakalım. Bu otomobilin çok önemli bir farkı var diğer otomobillerden. Nedir biliyor musun? Biliyorum. Ne? Söyle. Bu otomobil elektrikli. Benzinle ya da motorinle çalışmıyor. Bak işte burada. Gördün mü? İşte BMW i3. Selim, evet. Bu otomobil aynı senin oyuncak arabaların gibi, pilli arabaların gibi şarj ediliyor. Pili var. Bak şurada, dün akşam şarja takmıştım. Şuradan kabloyu takip edelim. Bak şöyle bir otomobille beraber bize veriliyor. Sonra bir uzatma kablosu kullandık. Bak otomobil şarjda. Şimdi bitti. Çekelim şarjdan. Şimdi bunu bagaja koyup kabloları çalıştırıp gidebiliriz. Baba, ben de sana eriyebilir miyim? Yok, elektriği ellemiyoruz. Ben yapacağım. Selim, biraz önce i3 sıkışık bir yerdeydi. Şimdi daha rahat bir yere getirdim. Gel, otomobili şöyle bir göstereyim sana. Bak, çok fazla uzun değil. O yüzden şehirde kolay manevra yapılıyor. Bak böyle çok değişik bir tasarımı var. Kapılar nasıl açılıyor göstereyim mi sana? Bak, ön kapı normal, öne doğru açıldı. Şimdi bak arka kapı nasıl açılacak? Bak şurada kapı kolu var. Böyle arkaya doğru açılıyor, gördün mü? Bak 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 bak, araba nasıl açıldı? Selim bak, 19 inçlik çok büyük lastikler var. Dikkatini çekti mi? Çok büyük. Gel bak şimdi arabanın motoru genelde nerede oluyor? Arabaların motorları. Ama benim kadar büyük değil. Evet, senin kadar büyük değil. Motor nerede oluyor genelde? Orada mı? Bak şimdi. Orayı nasıl açıyoruz? Anahtarda bir düğme var. Orayı açtık şimdi, tamam mı? Şimdi elimizle şurada bir yer var. Onu şey yapıyoruz. Şu şekilde açıyoruz. Nerede? Burada motor yok. Biz şimdi bagaja koyduk ama genelde oraya konuyor kablolar. Otomobilin elektrikli motorunu şarj etmek için. Normalde burada motor olur biliyorsun, normal otomobillerde. Burada böyle bir saklama gözü var. Eşya gözü. Gördün mü? Çünkü motor farklı bir yerde. Bu otomobilin elektrikli motoru var ve o nerede biliyor musun? Bagajda da değil. Gel bagajı da açalım. Açık var. Bak bagaj şöyle. Bagaj son derece yeterli denebilir aslında. Hani çok büyük değil ama çok da küçük değil. Bak sana şeyi söyleyeceğim. Motorun ve pillerin nerede olduğunu. Şarj ediliyor dedim ya. Şarj edilmesi için aynı telefonlardaki gibi, telefonların şu arka bölümünde pil olur ya, ya da senin oyuncak arabalarının alt bölümüne pil takıyoruz hani. Bu otomobilin şu, evet, kumandalı arabaların alt kısmı komple pil döşeli. Arabanın önden arkaya bütün alt kısmında pil var. Motoru da pillerin hemen arkasında, burada göremiyoruz. Şu bagaj kısmının altında. Yani bunun altında elektrikli motor var. O yüzden önde ve arkada motor yok. Selim, bu otomobil çok özel malzemelerden üretilmiş durumda. Mesela bak şurası karbon, biliyor musun? Karbon fiber. Çelik kadar güçlü ama çelikten ve alüminyumdan bile daha hafif bir malzeme. Hafif olması da otomobilin menzilini arttırıyor. Daha uzun kilometreler gidebilmesini sağlıyor. Çünkü daha az elektrik harcıyor. Gel şimdi iç mekanını inceleyelim. Bak bir de ne kadar yüksek, gördün mü senin? Şöyle ayak hizandan göstereyim. Otomobil ne kadar yüksek? Çünkü bütün alt kısmı pil döşeli. Hadi giriyoruz şimdi. Ama benim kadar yüksek değil. Değil, evet. Selim, otomobilin iç mekanına girdik. Kokpite. Bak şuradan kapanıyor kapı. Şurada farklı bir yerde. Kapı kolu var. Malzemesi çok farklı otomobilin Selim. Bak koltuğu görüyor musun, koltuğu? Ne kadar farklı bir malzeme.
Bu geri dönüşümlü malzemelerden, okaliptus ağacından, çeşitli liflerden elde edilen malzemeler kullanılmış durumda. Şurası da aynı şekilde. Yün kullanılmış. Yün insanı daha sıcak tuttuğu için kış aylarında, daha az klima kullanılması için böyle bir şey yapılmış. Selim? Evet. Bak. Burada bir ekran var. Ama senin çok hoşuna giden ekranlardan değil. Çünkü dokunmatik değil. Buradaki iDrive'la kontrol ediliyor. Bak burada. Baba ama yine de benim hoşuma giden. Gitti mi? Nesi hoşuna gitti? Söyle bakalım. Şu araba. Evet, araba orada çıkıyor değil mi? Araba bak motoru yaptım. Burada bak. Motoru burada arabanın. Pilleri de bütün burada. Bütün aşağısı pil döşeli. Onları şarj ediyoruz. Motoru da burada arkada elektrikli. Hadi çalıştıralım şimdi motoru. Bak nasıl çalışıyor. Şurada start stop düğmesi var. Çalıştı şu an motor. Bak hiç ses olmadı ama çalıştı. Bak şurada ready yazdı Selim. Ready yazdı. Şu ready ne demek biliyor musun İngilizce? Evet. Ne demek? Ready hazır. Hazır evet. Ve aferin sana. Gidebilir mi demek? Hazır ve gidebilirsiniz demek. Bak ama hiç ses yok. Hiç ses yok. Çünkü bu benzinli ya da motorinli ya da LPG'li herhangi bir motor değil. Hiç ses yok. Buradan şu kolu eğer şöyle yaparsan D'ye alıyorsun. Şu an gaz verirsem ileri gider. Şöyle yaparsan R'ye alıyorsun. Gaz verirsem geri gider. Tekrar buna basarsan motor kapanıyor. Şuna basarsan P'ye yani park konumuna geçiyor. Bu kadar basit. Hadi şimdi gidiyoruz artık. Seni koltuğuna oturtayım. Sen onunla biraz oyna. Hadi gidiyoruz arka koltuğa oturuyoruz. Selim rahat mısın o koltukta? Bak bayağı diz mesafesi geniş değil mi? İki kişilik arka koltuk. Isofix koltuk bağlantısı da var. Gayet güzel. Bak koltuk ne kadar ince şurası. Gördün mü? Bazı yeni uçakların koltuklarına benziyor. Bak B sütunu yok. Şurada normalde böyle sütun olması lazım. B sütunu yok. Ne kadar güzel. Arka koltuğa çocuk koymakta bu sayede daha rahat. Opel Meriva gibi. Meriva'nın da arka koltuğu, kapısı pardon böyle açılıyor. Hadi bakalım. Şimdi sürüşe geçelim. Selim şimdi çalıştırdım otomobili. Dün gece şarj etmiştik. %100 dolu pillerimiz. Şimdi D konumuna aldım. Yani drive'a. Çıkıyoruz bak hiç ses yok. Sadece biraz klima çalışıyor. Klimanın hafif bir sesi var. Bu kadar bak. Gördün mü? Hiç ses yok arabada. Bu hiç ses olmamasının şöyle bir dezavantajı olabiliyor yalnız Selim. Normalde yani Avrupa'da böyle bir şey yok ama Türkiye'de yayalar hep böyle yollardan yürüyorlar falan ya. Onlar fark etmiyorlar. Sen arkadan yaklaştığın zaman bir araba olduğunu hissetmiyorlar, fark etmiyorlar canım. O yüzden mecbur korna çalman lazım. Tabii köpekler, kediler, kuşlar da fark etmiyor. Onlara da korna çalmak gerekiyor uyarmak için. Çünkü otomobil dışarıya da hiç ses vermiyor. Selim bu otomobilin elektrikli motorunu sonuçta piller besliyor. Pilleri şarj etmek. Mesela geceden koyuyorsun sabah %100'ü doluyor. 6-8 saat arasında normal. Evdeki gibi ev tipi prizle bu şekilde. Ama tabi daha hızlı şarj eden üniteler de var. Onlar 6 saat civarında pillerin %80'ini dolduruyor. Tabi bu otomobil şehir içi otomobili Selim. Günde maksimum 150-160 kilometre yapan insanlar için. Ama bu otomobille mesela İstanbul'dan Bodrum'a gidemiyorsun. Çünkü pili bitiyor. Anladın mı? Sonra durup 8 saat pil şarj edemeyeceğine göre yapamazsın uzun yol. Ama İstanbul içinde ya da daha küçük şehirlerde rahat rahat bir kere şarj edip bir gün hatta iki gün senin kullanımına bağlı olarak kullanabilirsin. Bir de elektrikli motorun şöyle bir özelliği var. Çok çabuk hızlanabiliyorsun Selim. Yani 7 saniyede 0'dan 100 km bölü saat hıza çıkıyor. İlginç yani. Çok çabuk hızlanıyor. Ara hızlanmaları çok iyi. 80'den 120'ye ya da 0'dan 60 km'ye çok hızlı. Bak şurada bir tane yapalım. Okuluna yaklaştık zaten. Bak şimdi. Bak. Nasıl gidiyor Selim? Acayip değil mi?
Yani bu otomobilin dış görünümünden beklemeyeceğin bir performans var. Baba bu çok mu güçlü? Güçlü evet. 170 beygir. Güçlü. Bir de hafif. Ferrari'den güçlü. Pillere rağmen. Yok Ferrari'den güçlü değil tabii ki. Ama bak. Nasıl gidiyor ve hiç ses çıkarmadan çok güzel gidiyor. Okuluna geldik bu arada. Şuraya girelim. Baba Miss Candan'la konuştuk. Miss Candan'ın Ferrari'yi varmış. Öyle mi? Oh ne güzel. Güle güle kullansın. Harika. Ama yavaş kullansın. Yavaş kullansın tabii. Kurallara uysun. Yoksa, evet. Yoksa çaldı bireyi bireyi. Şimdi Selim. Motoru durdurdum. Silecekleri de kapatayım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bay bay yapar mısın kameraya? Sen yap. Bu sefer ben yapayım tamam. Bir sen yapıyorsun, bir ben yapıyorum genelde. Bir baba oğul test çekimimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay Selim. Bir de dil çeker. Dil sen çıkartıyorsun dil. Aa, yaramaz çocuk. Maalesef çok kötü bir havada test aracı bizdeydi. O yüzden böyle biraz garajda, biraz karanlık, kusura bakmayın. Biraz yağmurlu yolda kısa bir çekim yapmak durumunda kaldık. Ama bu otomobil çok değerli, çok önemli, çok farklı bir otomobil. O yüzden mutlaka Selim'le çekmek istiyordum. Bu şekilde oldu. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı, bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz. Bay bay.